merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Biz Amerika'ya turist vizesiyle gelmek istiyoruz. Eğer orada bir iş imkanı görürsek vizemizi yatırımcı vizesi olarak değiştirmek istiyoruz. Fakat anlayamadığımız bir nokta var. Ha, bulduğumuz işletmenin parasını ödedikten sonra mı vize işlemlerine başlıyoruz? Yoksa işletme sahibiyle aramızda anlaşma yaptıktan sonra mı? Yani işletme sahibiyle aramızda anlaşma yaptıktan sonra mı? Yani parayı ödedikten sonra vize Çıkmama ihtimali varsa paramız yanıyor mu diye takipçimiz soruyor. Takipçimizin haklı olarak takıldığı nokta şu. Ben yatırımcı vizesini almadan önce mi yatırımı yapıyorum? Aldıktan sonra mı yatırımı yapacağım? Yok eğer ben yatırımcı vizemi almadan önce yaparsam E peki bu sefer ya e, vizem olaylanmazsa e, benim yaptığım yatırımın sonucu ve e, akıbeti ya da durumu ne olacaktır diye yerinde ve haklı sorularını sormuş durumda. Şöyle diyebiliriz biz bu noktada. Sizin yatırımcı vizesi alırken tabii ki öncesinde Amerika'dan satın alacağınız işletme ya da şirketle onlardan anlaşma yapıp işletmeyi devralıp yatırım yapmanız yatırımcı vizenizi almadan önceki aranacak şartlardan biridir diyebiliriz. Ama burada değişik tabii ki e, anlaşma çeşitleri yapmak mümkün olabilir. Bunlardan mesela bir tanesi sizin bahsettiğiniz durumda olan ya da endişesi olan kişilerle ilgili olacak durumda da eğer siz karar verdiniz hangi işletmeyi satın alacağınıza ve anlaşmanızı yaptınız. Yatırımınızı da anlaşmayı yaparken e, avukatın müşteri hesabında yapıyor olacaksınız ve dolayısıyla arada geçerli bir sözleşme ve yatırım miktarı yapılmış olacak. Ama mesela eğer satıcı işletme kabul ederse sizin yatırımcı vize almak şartıyla bu anlaşmanın geçerlik bulması ya da tamamlanması tarzında sözleşmelerle siz eğer yatırımınızı yaptınız ama eğer yatırımcı vizesi alamazsanız o zaman da paranızın iadesini avukattan alıyorsunuz, avukatın hesabından ve dolayısıyla yapılan sözleşme iptal edilebiliyor. Bu imkanlardan bir tanesi ve ama dediğim gibi bunu yapabilmenizin en önemli şartlarından bir tanesi satır alacağınız işletmenin ya da satıcının bunu kabul ediyor olması. Sizi 2-3 ay ya da 4 ay ya da 3-6 ay arası bekleyecek bir süreçte olması önemli olacaktır. Eğer o bunu bekleyebilecekse ve şartınızı kabul ediyorsa o zaman bu şekilde yapılacak bir yatırımla da yatırımcı vizesi başvurusu yapabiliriz. Eğer sonucu olumlu olursa sözleşmede geçerliliğini yerine getirir ve satıcı geri devreder ve parasını alır ve sizde yatırımcı vizeniz zaten var, işlemlerinizi yönetmeye gelirsiniz. Ama eğer yatırım yapıldıktan sonraki bu durumda vize alınmazsa o zaman da hiç satıcıya para geçmeden size geri döner ve satıcı da hisse ya da şirketi devretmez ve bu şekilde bir riske de girmeden denemiş olursunuz yatırımcı vizenizi diyebiliriz.